son 5 yıl içerisinde antrenör sayımızda ciddi bir artış oldu. 2016 yılı itibariyle 3000 olan antrenör sayımız bugün 11.000'i bulmuş durumda. Bağlı olan yeterlik verdiğimiz spor salonları sayısı 20'li rakamlardan şu anda 1000'in üstüne çıkmış durumda. Kendi öz gelirleriyle rahatlıkla kendini finanse edebilecek ve gelirlerini 7-8 kat büyütmüş bir federasyon olarak 5 yılın sonunda sizlerle birlikte bugün burada yeniden yetki almak için huzurunuzdayım. Covid gündemimize girdiğinden beri hem ekonomik olarak hem insan iletişimi hem insanların gün içerisinde yaptığı aktiviteler hem de zihinsel olarak toplumlar ve dünya halkları ciddi dönüşüm içerisinde. Herkes için spor kültürünü daha fazla tabana yaymak hem de buradaki talebi Gençlik Spor İl Müdürlüklerimizin ve Bakanlık Merkez Teşkilatımızın yaptığı yatırımları, valiliklerimizin ve yerel yönetimlerimizin, vatandaşlarımızın bu tesislere ulaşması noktasında 7/24 esasına göre talimat veren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu alanlara vatandaşlarımızın daha fazla ulaşmasını, özellikle ebeveynleri bu anlamda bilinçlendirmeyi ve bu anlamda yerel yönetimleri, valiliklerimizi ve il müdürlüklerimizi harekete geçirmeyi bu dönemde kendimize görev addedeceğiz. Ben Avrupa Spor Haftası kapsamında son 2 yılda hem valiliklerimizin hem belediye başkanlarımızın hem de il müdürlerimizin azami gayret gösterdiğini birebir şahit oldum. Hepinize bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. Yeni dönemin hem ülke sporumuza hem bakanlığımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Federasyon seçimlerinin artık son düzlüğüne geldik. Herkes için spor federasyonundayız. Ama bu federasyon başka bir federasyon. Burada evet. Kulüpler yok. Evet, Bülent Bey, bizim hitap ettiğimiz kitle 83 milyon. Bütün her bir vatandaşımız bir potansiyel sporcu. Onların içerisindeki bu potansiyeli dışarı çıkartmak da herkesin sporun görevi. Hem bakanlığımızın herkes için spor kültürü anlamında yaptıkları ortada. Bizim bunları daha fazla tanıtmak için iletişim kanallarını sizler vesilesiyle kullanıyoruz. Tabii geçtiğimiz 5 yıla göre çok daha büyük bir aileyiz. Herkes için spor federasyonu bir 90 kuruluşlu ama son 5 yılda çok ciddi işler başardı. Yönetimiyle, bütün kademeleriyle, federasyonun içerisindeki çalışanlarıyla güçlü projeler yaptı. Hem dünyada, Avrupa'da birçok alanda ses getiren herkesin spor kültürü anlamında işler gerçekleştirdi. Şimdi yeni bir döneme giriyoruz. Önümüzde bir 3 yıl daha var. Daha fazla tabana yaymak için daha fazla çalışacağız ve ülkemizi hem spor kültürü anlamında hem de spor branşlarında gelecek başarılar anlamında daha fazla spor mesajı vereceğiz, hareket mesajı vereceğiz. Bu mesajı da hem sizler vesilesiyle hem bütün iletişim kanallarını kullanarak sahada hem aktivitelerle bütün branşları tanıtarak federasyonlarımızla ve bakanlığımızla birlikte gerçekleştirmek için mücadele edeceğiz. Başkanım, pandemi döneminde belki de en çok çalışan federasyon sizdiniz. Mecbur öyleydi. Şimdi evet. Daha da fazla çalışmanız gereken bir dönem geliyor aslında. Pandemi döneminde tabii iş daha çok aktiviteyi ortaya çıkartmamız gerekiyordu. Çünkü evde kalma süreleri çok arttı. Evet. Bir aslında bir dönüşüm oldu dünya için. İnsanların aktiviteleri azaldı. Bunun için biz de İşte çok fazla televizyon programı yaptık. Evde vatandaşlarımız hareketsiz kalmasın, orada işte 5 dakikada olsa 10 dakikada olsa hareket etsinler diye. Tabii bakanlığımız bu anlamıyla zaten gereken talimatları bize ilk günlerde verdi. Biz de hazırlığımızı yaparak, siz de biliyorsunuz Bülent Bey, o dönemde hem mobil uygulamalarımızla evet. Hem de televizyon programlarımızla çok fazla yer almak istedik ve bunun da toplumda bir karşılığı oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte önümüzdeki yeni dönemde daha fazla 83 milyona dönük işler yapacağız. Herkesin spor kültürünü tabana yaymak için mücadele edeceğiz. Şimdi bilmeyenler için ben de bilmeyerek sorayım başkanım. Bu spor salonları, mahallemizdeki spor salonları, fitness salonları falan hep aslında sizin kontrolünüze geçmesi gereken işletmeler. Doğru muyum? Evet, yani sağlık için spor anlamında herhangi bir bireyin gidip spor salonunda yaptığı faaliyet herkesin spor faaliyetidir. Bu sebeple normalde gördüğünüz bütün spor salonları herkesin spor federasyonunun doğrudan bağlı ve yeterlilik vermesi gereken yerler. O sebeple çünkü biz bir sporcu yetiştirmiyoruz. Evet. Profesyonel madalya alabilecek, şampiyon olabilecek bir sporcu yetiştirmiyoruz. Bizim doğrudan hitap etmemiz
salt vatandaş. Bu vatandaş da sağlık için spor adına o spor salonlarına gidiyor. Bu bağlamda Herkes İçin Spor Federasyonu'nun denetiminde olan 1000'in üzerinde spor salonu var şu anda. Hem orada çalışan antrenörler bizim federasyonumuz tarafından yetiştiriliyor. Hem de o spor salonlarının yeterliliklerini ve oranın spor yapmaya elverişli olduğunun talimatını, işte yeterliğini oluşturan federasyon da Herkes İçin Spor Federasyonu. İşte burada önemli kısım da şu, sporun yanlış yapılanı da sağlığa zararlı aslına bakarsak. Antrenörlerin doğru eğitilmiş olması, salonların doğru şekilde organize edilmiş olması lazım ki spor sağlığa faydalı bir hale gelsin. Tabii şimdi orada antrenörlerin sadece bir kursta antrenörlük belgesi almayla değil, aynı zamanda gelişim seminerleri ve genel güncel gelişmeleri de sürekli takip etmeleri gerekiyor. Biz federasyon olarak hem antrenörlerimizle çok yakın bir ilişki içerisindeyiz. Onları sürekli güncel tutmak için mücadele ediyoruz. Dediğiniz gibi sağlık için spor yaparken bazı şeyleri yanlış yaparak sağlığımızdan olmayalım. O sebeple bu hem spor salonlarımızı hem de orada hocalık yapan antrenörlerimizi yakından takip etmek için tüm var gücümüzle çalışıyoruz. Bundan sonra da daha fazla çalışacağız. Şimdi tek aday giriyorsunuz. Seçimlerde kazanırsınız. Orası belli ama bütün federasyonlarda konuşulan bir konu var ki bu adaylık için %15 kotası, biraz önce siz tüzüğünüzden bunu kaldırdınız gördüğüm kadarıyla. Evet. Yani bu aslında genel alınmış bir karar. Belki yeni çıkacak spor kulüpleri ve federasyonlarla ilgili kanunda da bu belki bu şekilde gerçekleşecek. Bazı federasyonlar kaldırmıştı. Herkesin Spor Federasyonu'nun delege yapısı zaten konuya hakim olan kişiler. Öyle olduğu için bir değişiklikle herkesin aday olabileceği bir hale getirmiş olduk. Herkesin Spor Federasyonu'nun başkanlık adaylığını. İnşallah bu da bu kongre vesilesiyle, genel kurul vesilesiyle hayırlı olur diyorum. Bir de son şeyi sorayım. Kendi ayaklarımız üzerinde durabilen bir federasyonuz. Kendi sponsorlarıyla da. Onu biraz açabilir misiniz başkanım? Tabii şimdi şöyle, Herkesin Spor Federasyonu'nun bizim 2016'dan 2021'e kadar baktığımızda özel gelirleri 7-8 kat artmış. Biz devletimize daha az yük olmak için mücadele ettik. Bunu da çok şükür başarmış gözüküyoruz. Bu bence federasyonların en fazla üzerinde durması gereken konu. Tabii ki devletin desteği olmadan herhangi bir şey yapılmaz. Ama bunu asgari şekilde yapıp hem kendi ayakları üzerinde durabilen hem de finansal olarak yeterli olan bir federasyon haline gelmek, federasyonun gelecekle ilgili vizyonunu ve projelerini daha sağlıklı götürmesini sağlayacak. O yüzden biz bunu hem sponsorluklar hem özel gelirler hem de işte yapacağımız faaliyetleri daha da büyütmek istiyoruz. Çünkü bu gelirlerin artması herkesin spor kültürü alanında yapılacak tüm faaliyetlere çok doğrudan olumlu bir katkı sağlayacak. O sebeple bunu ifade etmiştim konuşmamda. Bu önemli bir şey. Çünkü yarın bir gün şahıslar geçici, kurumlar baki. Buranın kurumsal bir yapıya ulaşması ve geleceğe emin adımlarla yürümesi bizler için, burada yöneticilik yapan bütün herkes için çok önemli ve bizim sorumluluğumuz bu. O sebeple onun altını çizmiş bulunduk. Valla takip edilmesi özellikle gereken bir federasyon başkanı. Evet. Kırmadınız röportajı. Çok teşekkür ediyorum Bülent Bey. Ayağınıza sağlık.